Aha Dina. Bundan nefret ediyorum. Bir de bana sor. Bu ilk günler herhalde. Senin peder bugün fena haşladı. Ne oldu ki? Devriyeler hakkında nutuk çekti. Oraya gitme, buraya gitme. Ne zaman sıra sende olsa pek ilgili oluyor. Sorma. Şey, fena dans etmiyor. Bence iki haftaya kalmaz, barışırsınız. Hiç sanmıyorum. Sana bir şey mi söyledi? Şuna bir hafta diyelim. Ellie, selam. Niye geç kaldın? Geldim ama, değil mi? Dina. Jesse, hadi gel. Bana bak, yarın erkenden yola çıkacağız. Biraz dinlenin. Emredersiniz. Sen bir pisliksin. Hadi ama tepeme attırma bak. Tamam, şimdi sana çok ciddi bir soru soracağım. Ne kadar kötü kokuyorum. Mesela kokuşmuş bir çöp yığını gibi mi? Aa, pekala. Şimdi nasıl? İğrençsin. Hoşuna gitti. Salondaki her erkek gözlerini sana dikti. Bu ilk öptüğü zaman mı? Dina Ellie'yi öpmüştü, değil mi? Hiç sanmıyorum. Belki kıskanıyorlardır. Ben bir kızım. Tehdit değilim. Şimdi öpecek dudağından herhalde burada. Evet, bu oyunun ilk sahnelerinde evet. Konuştukları diyalogda herhalde. Aile etkinliğindeyiz. Pardon. Ellie de iyi karşılık vermiş ama. Sen öptün, ben öptüm falan çocuklara filan demişti. Çocuklara kötü örnek oluyorsunuz. Sen son derece örnek birisin ya zaten. Ha, tek eksiğimiz buydu zaten. Ağzı bozuk bir lezbo. Ne diyorsun ulan sen? Ellie, Ellie yapma. Defol git lan buradan. Çek ulan ellerini. Hey. Yeter. Benimle gel, biraz yürüyelim. Onlar ne olacak? Sen kendi işine bak. Gel, biraz temiz hava al. İyi misin evlat? Derdin ne senin? Öyle bir hakkı yok. Senin var mı yani? Yardımına ihtiyacın falan yok Joel. Başına gelen her şeye müstahak lan Eli. Atarlı ergen. Adamı kaybettikten sonra ahlar vahlar içerisinde yaşarsın işte. Hayattayken de yerini bilme adamın. Selam. Gidiyor herhalde. Selam. Uzun süredir deliksiz uyumamıştı, değil mi?
Zor bir gündü. Öyle. İyi olacak. Yatağa gel. Sabah konuşuruz, tamam mı? İşi bitirmem gerek. Ne olur oyun burada bir yerde bitsin. Bir şeye de kaldıramayız. Tabii, borcun falan yok senin. Ben uyuyamıyorum. Yemek yiyemiyorum. Senin gibi değilim Dina. Ne? Keşke öldürseydi Eli'yi ya. Bu kolay mı sanıyorsun? Senin için, onun için sürekli çabalıyorum. Seni seviyorum. Kanıtla. Gitme. Gitme. Bunu yapamam. Ne yani? Öylece oturup dönmeni mi bekleyeceğim? Kim bilir ne zamana kadar sürekli ölmüş olabileceğini düşünerek mi? Ölmeye niyetim yok. Evet ama Jesse'nin de yoktu. Joel'un da. Dur. Hey dur. Lütfen. Hadi ama. Bir ailemiz var. O kız bizden daha önemli olamaz herhalde. Hayır. Buna tekrar katlanamam. Sen bilirsin. Arkadaş ne diyeyim ya? Ya Joel bırakaydın şu kızı. Alsalardı. Bütün insanlığı kurtarmak için aşıyı geliştirselerdi de bunların hiçbiri olmasaydı ya. En büyük sorumlu Joel arkadaşlar. Tamam çok bağlandı, çok sevdi, kaybetmek istemedi ama... Tüm insanlığın kurtulması için belki bir... 2425 Constance. Aha. 2425 Constance. Tamam, Constance. Şimdi tek eksik. Bu sokağa bir hafta önce bakmıştık. Tabancayı bunun için verdiğine inanamıyorum. Bir ipucu. O adam ateş böceklerini görmüş olamaz. Hadi ama. İçimde iyi bir his var. Ama benim yok. Hadi gel. Ya Eli, Abby oturun, sarılın birbirinize, ağlayın. İkinizin de kayıpları var, bitsin bu işkence. Öpün, koklaşın. 2410. O tarafta değildir bence. Hep çift sayı. Hayda, oyun bitmiyor lan. Abi ben size söylüyorum bak. Bu Last of Us 2 ve 3'ün birleşimi. Yani 2425 şu tarafta mı? Evet. Bomba üretiyoruz daha ya. Yemin ediyorum hala bomba üretiyoruz. Herhangi bir not falan var mı? Notlar gitmiş, tamam. Ateş böcekleri hala hayattaysa... Sence planları ne? Bilmem. Amacımız toplumu yeniden kurmaktı. Bunu yapmanın bir sürü yolu var tabii. Bir konuşun bakayım. Aşıyı geliştirecek kişi de Abby'nin babasıydı işte. Tek kişi oydu yani. Garip bir grafiti. Ateş böcekleri mi demek? Hayır. En azından ben çıkaramadım. Direniş grubu bulmak şuraya için da bakalım. Hiçbir yere benziyor. Bir sürü karakolumuz vardı. Erili ufaklı. Ordudan gizlenmenin en iyi yolu. 2417. Durum kızışıyor. Lütfen olmasın. Şimdiden terledim. İlk aradıkları numara kaçtı? Ne?
Şöylelerin hepsine bakalım. Her şeyde bir konuşma var herhalde. Her evle alakalı. Bunda bir sayı yokmuş. 2425 olamayacak kadar yakın. 2425. Bir gerideki eve baksa mıydık? Onlarda da konuşma olur mu acaba? Ya da bir grafiti, bir not, bir şey. Burası giderek daha geriye gidiyor ama. Yine de bakalım. Nereye gidiyorsun? Bir saniye. Grafiti şu evdeydi değil mi? Tamam, devam edelim sağlı sollu. Hey, orada bir şey var. Ne var? Hastalıklı. Tuğlamız yok. Neyimiz var abi? Koşarak yakalayacağım. Allah. İçeride birileri daha var. Bu kaç numaralı ev? Aman takırdayan. Takırdayan. Neyimiz var? Boru bombamız var, tamam. Pompalı pompalı. Ne düştü içinden? Makas. Tuğla var. Tuğlayı alabilirim. Hemen tuğlayı. Şaka gibi bir şeyim yoksa... Sakinleşti. Güzel. Güzel. Ya benim söylediğim şeyleri söyleyip duruyorlar. Bir şey olduğunu biliyordum. Evet. Çikolata bildim. Mı? Gözünü dört aç. Şu evi bulma konusuna dönelim. 2425. Aferin. Arkadaşlar. Abby, Ellie. Bir kere daha karşılaşacak ya. Bu işte hiç hoş olmadı ya. Tadınla bitebilirdi bu oyun. Onları burada bulamazsak. İpuçları boşa çıktı diyelim. Ne yapmak isterdin? Bilmem. Buradan gitmek isterdim. Tamam. Nereye giderdik peki?
Batıya. Orada ne var görmeye? Sadece okyanus var. Peki ötesinde? Başka ülkeler vardır sanırım. Gitmek mi istiyorsun? Neden olmasın? Güzel soru. Köle tüccarları burada. Kimse beni onların kölesi yapamaz. Andrew, Logan, Ori. Baban sizi görmeye geliyor. Akşam yemeğinde ne yemek istersin? Dün yakaladığım o ustakozlar duruyor. Güvertede bir kovanın içindeler. Aa, doğru ya. Süper bak. Birazcık da çileğimiz kalmıştı. Ateş böceklerini bulursak çileklerle kutlama yaparız. Bulamazsak da kendimizi çileklerle avuturuz artık. Süper. Orası nereye çıkıyor? Bu pencere. Aynı yere mi? Evet. Devam et bakalım şöyle. Diğer tarafta ne var? Bir bakalım oraya da. Bir bakalım. İyi gibi. Kaç numara? 2425 değil, değil mi? Bayağı bir alanı var araştıracak. Burası terk edilmiş gibi. Aramaya devam. İçeriği dışarısı gibi görünecek şekilde boyamışlar ama bitkiler benzememiş. Bence bir çocuğun dış dünyaya dair kurduğu hayale benziyor. Eski dünyada çocuk odalarını hep bu şekilde süslüyorlardı. Babam bana renkli bir orman çizmişti. Yarı olsa bayılırdı. Eminim severdi. Herkes nelerini kaybetti ya. Bu ne? Birazdan. Kilitli. Belki başka bir giriş vardır. Biz bu eve girmeli miydik ya? Bu gideceğimiz yol gibi ha. Yardım etmek istiyorum. Hep yardım ediyorsun. 2425 Constance. İşte burası. Aa, bu evmiş. Tamam ama burada bir şey yok ki. Henüz orasını bilemiyoruz. Şimdiki sakini. Çevir, oku, koy. Burası başka bir yere mi çıkıyor? Aynen, burası arka tarafa çıkıyor. Bir saniye, şimdi şöyle yapalım. Gelmemiz gereken ev burasıydı. Varmış. Al o zaman. Gelmemiz gereken yer burasıysa şöyle bir şey yapalım.
Önce şuralara bir bakalım, bitirelim mekanı. Tamam, zaten her şeyi bitirmişiz de. Arka tarafına çıkacağız bakalım. Havuzun olduğu yerde ne var? Her tarafı araştırdık zaten. Sanıyorum ki. Oralara da baktık. Buradan devam. O nota bakmıştık zaten. Burası başka bir oda. Evet, aradığımız şey burada olabilir. Gerçekten boş mu? Bir dakika, olmaz. Dışarıda. Şimdi geliştirme verirse ve geliştirme yapabiliyoruz. Bakın düşünün. Geliştirme parçası bile bulacağız büyük ihtimalle. Açmış olduk burayı. Denemiştik, kilitliydi. Duvarda yazılar var. Buradan da dışarı çıkabiliriz. Aynı yere bağlanıyor herhalde. Karşıda garaj gibi bir şey var. Oraya da bakalım. Ufak kapı var. Ler, sanırım işimiz bitti. Dur. Emin misin? Burası. Bir şey mi buldun? Nerede bu kız? Bu bug'a girdi bence. Bu kız nerede? Çünkü daha önce bug oldu ya. Hayalet gibi konuşuyorlar. Demek burası değil. Tamam, burası ekstra. Lev ne buldu acaba? Bir bakalım. Lev, neredesin? Ha. Aferin lan kız. Çizikler var. Çekil. Allah, ne bulacağız bakalım. Merhaba. Herkes burada yaşıyor demek. Yakın zamanda kimse uğramamış. Ne yazık ki seninle aynı fikirdeyim. Şunu alalım. Almıyor mu? Her şeye rağmen çok güzel mekan. Katılıyorum. İyi karantinaya almışlar kendilerini burada. Bir süredir buradalarmış.
şuradaki duş, değil mi? Hı hı. Orada önemli bir şey var gibi. Bir dakika. Yeşil bir şey yanıyor. En son bakalım. Şu bandı ver. Evet. İletişim merkezi mi burası? Ne? Elektrik varmış. Etrafa bak. Güneş panelleri var. Ha. Bu frekans hala kullanımda mı? Burası... Arama listesi görüyor musun? Anlamadım. Sayı ve harflerin olduğu bir liste. Hmm. Siktir et. Ben Santa Barbara'dan Abby. Beni duyan var mı? Beklemedeyim. Orada kimse var mı? Bu nedir? Bunlar frekanslar. Bu frekans hala kullanımda mı? Ben Santa Barbara'dan Abby. Kimse var mı? Bunlar diğer ateş böceği karakolları mı? Bilmiyorum. Beni duyan var mı? Alo. Bu frekans hala kullanımda mı? Ben Santa Barbara'dan Abby. Alo. Alo. Bu frekans hala kullanımda mı? Alo, ben Santa Barbara'dan Abby. Beni duyan var mı? Beni duyan varsa lütfen cevap verin. Lütfen konuşun. Selam Abby. Sinyalini gayet iyi alıyoruz. Santa Barbara'da nereden arıyorsun? 2425 Constance. Bu üs hakkında ipucu aldık ama kimse yok. Ateş böceklerini arıyoruz. Ben de onlardanım. Görev yerin neresiydi? Salt Lake karakolundaydım. Tesisi kim yönetiyordu? Doktor Jerry Anderson. Benim babamdı. Şu işe bakın. Uydu istasyonlarındaki herkesi alıp ana üsse getirdik. Kaç kişisiniz? Yaklaşık 200 kişi varız. Herhal biraz daha artıyor. Owen haklıymış. 2 kişi daha geliyor. Sizi nasıl buluruz? Catalina Adası'na gidin. Avalon'daki büyük kubbeli binaya yaklaşın. Sizi buluruz. Tamam. Tamam. Yakında görüşürüz. Anlaşıldı. Görüşmek üzere. Bol şans Santa Barbara'dan Abby. Anlaşıldı, tamam. Hadi yelkenliğe geri dönelim. Tam çıkarken bir şey olacak gibi ha. Bu mutlu haberler peki, genelde uzun sürmez. Tamam. Haklıydım. O da neydi? Her yanıldığımda niye tekrar söyletiyorsun? Çünkü kendimi iyi hissediyorum. Ve bu nadiren oluyor. Nereden gidelim? Ne yapıyorsun lan? Şuradan çıkmıştık.
Geçmiş, gelmiştik daha doğrusu. Yeter. Dur! Hemen öldürme. Bağlayın onu. Gel buraya. Gel bir bak. Kız bayıldı. Hazır mısın? Ne yapıyorsun? Bekle, bekle, dur. Siktir! Siktir. Bir şey yok. Ufaklığı hallet. Ufaklığı hallet mi? Ona dokunayım deme sakın! Ben biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Vay anasını. Kim bunlar ya? Bayağı iyi işte. Bunlar bence insan yiyorlar ha. Bu parti bayağı iyi çıktı dediğine göre. Bunlar yamyam bence. Buradan nereye gittin? ...2425 Constance. Gelmiş buraya kadar. Şimdi Eli bu düşmanları öldürüp bu sefer de Abby'nin hayatını mı kurtaracak? Arkadaş. Haydi. Eli'yle tekrardan kessene ulan. Bunlara başlayabiliriz. Uzun bir not var. Balık karşılığında aldığım sağlam bilgi fos çıktı. Sürekli elimiz boş dönmemize rağmen içimden bir ses ateş böcekleri Santa Barbara'da bir yerlerde diyor. Karşımda olsan bunu söylediğimde sokacağın lafları duyar gibiyim. O yüzden kapa çeneni. Banliyödeki başka bir ipucuna bakacağız. Bize şans dile. Gece Liv'le ateşin başında oturup dalgaları seyrediyorduk. Aklıma sen geldin. Ona senin şu kaykaylı nene fıkrasını anlattım. Gülmekten ağzındaki lokmalar saçıldı. Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Özledim seni. Buraya bayılırdın. Kasaba yok. Sadece sahil boyunca bir o yana bir bu yana dolanan küçük karavanlar var. Herkes Santa Barbara'ya lanetli diyor. Bermuda şeytan üçgeni gibi. Bence güzel bir yer. Geçen gün bir fok gördüm. Benekleri vardı. Bana karma şakası falan mı yapıyorsun yoksa? Artık 8 saattir yayındayız. Gözlerim kapanıyor gibi görebilirsiniz. İyice yoruldum arkadaşlar ama devam etmek istiyorum. Tabii 8 saattir Last of Us oynamıyoruz. Buradan sokağa nasıl çıkmış olabilir? İşte direkt buradan. Elinin neyi var? Günlüğü var. Evet. Şurayı okuyacağız. Bu ne ya? Dixie Ulusal Ormanı. Birkaç avcı üstüme saldırdı, pek umdukları gibi gitmedi. Las Vegas dolaylarına ulaştım. Hastalıklıların seslerini duyabiliyorum. Duvarların içinde binlercesi olmalı. Tam bir kabus. Etraflarından dolanacağım. Palmdale. Bir bodrumda saklanıyorum. Umarım bu sürü beni fark etmeden geçer. Özledim seni patates. Ne çizmiş? Özledim seni patates. CA neresi? Hala bu sıçtığımın bodrumundayım.
Fenerimdeki piller bitti bitecek. Karanlık etrafımı sardı. Sürekli onu görüyorum. Burnuma demir kokusu geliyor. Dina'yı, patatesi özledim. Burada ne halt ediyorum ben? Nihayet çıktım. Sürü dikkatini bir yolcu grubuna vermişti. Gruptan bazıları kaçmayı başaramadı. Ölenlerden ikisi çocuktu. Onları gömdüm. Buraya gelirken neler yaşamış Eli ya? Bunları da biz oynasaydık. Sonunda sahile ulaştım. Manzara muhteşem. Her yer çiçek kaynıyor ama sabahın o yoğun kasveti de var. Ordu buradan hiç geçmemişe benziyor. Belki çok yayılmışlardır. Keşke Dina da burada, burayı görebilseydi. Kafayı yerde herhalde. Dalgaların sesini seviyorum. Sahilden ilerliyorum. Birkaç gündür ne bir insan ne de sağlam kalmış bir yelkenli gördüm. Ya Tommy yanıldıysa, ya artık burada değillerse, şimdi bunları aklıma getiremem. Sanıyorum ki bu kadar. Evet, bir sağlık çantası yapalım. Molotof yapabilirdik. Okumuz var, her şeyimiz yanımızda duruyor. Evet. Hakikaten güzel.